Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf MUBA yayınları ile dersimize devam ediyoruz. 3. fıstıklı kesirlerle işlemlerdeyiz. Gold test 1. 1. sorumu büyütüyorum. Annesi Melih'in doğum günü için aşağıdaki pastayı yaptırmıştır. Yukarıdaki pastanın 1/6'sını Burcu, 2/5'ini Ceyda, 1/10'unu Deniz, 1/3'ünü Melih yemiştir. Buna göre en az pastayı yeni soruyor. Arkadaşlar ilk önce Ceyda ile Deniz'i karşılaştıracağım. 2/5'i 2 ile genişletiyorum. 4/10 olur. 4/10 arkadaşlar 1/10'dan büyük olduğu için Ceyda Deniz'den daha fazla yemiştir. Biz en az yiyeni aradığımız için Ceyda'yı eliyoruz. Geriye 1/6, 1/10, 1/3 geliyor. Bakın bunların hepsi birim kesir. Birim kesirleri arkadaşlar sıralarken paydası en büyük olan daha küçük oluyordu. Yani 1/10 küçüktür. 1/6 küçüktür. 1/3 oldu. Buradan arkadaşlar 1/10'umuz Deniz olduğu için en az pastayı yiyenin Deniz olduğunu bulduk. A/23 kesri yarımdan daha küçük bir kesirdir. Buna göre A'nın olabileceği en büyük doğal sayılarını istiyor. Arkadaşlar bu kesrin yarım olabilmesi için 11/23 olması gerekiyordu. Çünkü 23'ün yarısı 11,5'tür. Yarımdan daha küçük bir kesir olduğu için A'nın arkadaşlar alabileceği en büyük doğal sayı değeri 11 olarak gelir. Recep İpek yukarıdaki eşit dilimlere bölünmüş lahmacunun bir kısmını yemiştir. Buna göre geriye lahmacun kaçta kaçı kalmıştır? Bakın arkadaşlar 3 dilim yemiş. Toplamda 8 dilim vardı. 8/8'den 3/8'i çıkarıyorum. Ve lahmacunun 5/8'inin kaldığını buldum. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 10 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre M noktasına karşılık gelen kesir. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. nokta olduğu için arkadaşlar M 7/10'u gösteriyordur. B şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralamasını istiyor arkadaşlar. Şimdi 5/10 arkadaşlar bakın 1/2'dir. Yani yarımdır. 9/10 arkadaşlar bütüne yakındır. Bütüne yakın diyelim. 7/10 da yarımla bütün arasındadır. Yani arkadaşlar buradan en küçükleri yarım geliyor. Yani 5/10 o da üçgen. Sonra yarımla bütün arasında olan arkadaşlar 7/10 geliyor yani daire. Sonra da kare geliyor. Üçgen küçüktür, daire küçüktür, kare. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen A noktasına karşılık gelen kesri istiyor arkadaşlar. 0 ile 1 arası bakalım kaç eş parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eş parçaya ayrılmış A üçüncüsünde. Dolayısıyla A bize 3/8'i gösteriyor. Aşağıdaki kesirlerden hangisi yarıma daha yakındır demiş arkadaşlar. Şimdi 3/8'in arkadaşlar yarım olabilmesi için ya da şöyle yapalım. Biz bunların arkadaşlar paylarını eşitleyelim. Paylarını 30'da eşitleyeceğim. Burayı 10 ile genişletiyorum. 30/80. Burayı arkadaşlar 6 ile genişletiyorum. 30/78. Burayı 15 ile genişletiyorum. 30/135. Burayı da arkadaşlar 30 ile genişletiyorum. 30/90. Payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan daha küçüktür arkadaşlar. Yarıma daha yakın olanı istediğimiz için biz paydası en küçük olanı alacağız. Dolayısıyla B şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki şekilde uçak ve helikopterin deniz seviyesine göre konumları verilmiştir.
Bulundukları seviyelerin sayı doğrusundaki gösterimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar helikopter 7 bölü 3'te. 7'yi 3'e bölelim. İçinde 2 defa var. 2 kere 3 6 yaptı. Çıkardığım zaman 1 geldi. Yani 2 tam 1 bölü 3. Bu arkadaşlar 2 ile 3 aralığındadır. Bu neydi? Helikopter. Uçağa geldim. 1 tam 1 bölü 2. Bu da arkadaşlar 1 ile 2 aralığındadır. Bu da neydi? Uçak. Şimdi bakıyorum. C şıkkına bakalım. Bakın uçak 1 ile 2 aralığında, helikopter ise 2 ile 3 aralığında olduğu için arkadaşlar C şıkkım olabilir dedim. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar biz buraya gelip paydalarını eşitleyelim. A'yı yani 1 bölü 2'yi arkadaşlar 15 ile genişletiyorum. 15 bölü 30. Bu ne? A. B'yi arkadaşlar 10 ile genişletiyorum. 2 bölü 3'ü 10 ile genişlettiğimde 20 bölü 30 olur. Bu neydi? B. C'ye geldim. 3 bölü 5'i arkadaşlar 6 ile genişlettiğimde 18 bölü 30 olur. Bu neydi? C. Paydalar eşit olduğu için paylara bakarak sıralama yapabilirim. 15 bölü 30 küçüktür. 18 bölü 30 küçüktür. 20 bölü 30. Buradan A küçüktür, B küçüktür, C oldu. Pardon. 18 bölü 30 C'ydi. Şunları yerleştireceğim. A küçüktür, C küçüktür, B oldu. D şıkkımı işaretledim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi A'ya bakalım. 2 bölü 3'ü 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 6, 5 bölü 6'dan küçüktür. Doğru. B'ye geldim. 5 tam 1 bölü 2 arkadaşlar. 11 bölü 2 olarak yazıyorum. Ve bunu 2 ile genişleteceğim. 22 bölü 4 olur. 22 bölü 4, 23 bölü 4'ten küçüktür. Doğru. C'ye geldim. Bakın 13 tam dediği için bu sayı arkadaşlar 13'ten büyük, 14'ten küçüktür. Bakıyorum 14'ten küçük diyoruz. Doğru. D'ye geldim. 1 tam 5 bölü 3. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. 1 tam 5 bölü 3'e geliyorum. Ben burayı 8 bölü 1 tam 3 bölü 5'e, pardon. 1 tam 3 bölü 5'e geliyoruz. Burayı 8 bölü 5 olarak yazıyorum. Diğeri de 11 bölü 7. Burayı 7 ile genişleteceğim. Burayı 5 ile. 8 bölü 5'i 7 ile genişlettiğimde 56 bölü 35 yapar. 11 bölü 7'yi 5 ile genişlettiğimde 55 bölü 35 yapar. Bakın 56 bölü 35, 55 bölü 35'ten büyüktür. Arada küçüktür işareti değil, büyüktür işareti olmalıydı. Yukarıdaki topların en büyüğü en altta olacak şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. Buna göre bu topların renklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar şimdi buradaki 1 tam 2 bölü 3 bu arkadaşlar en büyüğü olacak. En büyük diyelim. Bu zaten turuncu en aşağıda olacak. A şıkkım gitti. Geriye 1 bölü 3, 2 bölü 5, 4 bölü 9 geldi arkadaşlar. Ben ilk önce bakın bu 4 bölü 9 şöyle yapalım. 1 bölü 3, 2 bölü 5 şöyle aralarında alt alta yazalım bunları. 1 bölü 3, 2 bölü 5, 4 bölü 9 paylarını eşitleyelim. Payları 4'te eşitleyelim. Burayı 4 ile burayı 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 12, 4 bölü 10. 4 bölü 9. Şimdi paylara eşit olduğu için arkadaşlar diyorum ki paydası büyük olan küçük olacak. Buradan 4 bölü 12 küçüktür. 4 bölü 10 küçüktür. 4 bölü 9 olarak geldi. 4 bölü 12 neydi arkadaşlar? 1 bölü 3'tü. O da yeşildi. 4 bölü 10 neydi? 2 bölü 5'ti. Gerçi bu da yeşil. Şöyle diyelim. İlk önce koyu yeşil, sonra açık yeşil. Yani bu birinci sırada olacak, bu ikinci sırada olacak, bu üçüncü sırada olacak, bu da dördüncü sırada olacak. Şıklarıma baktığım zaman D şıkkım doğru olduğu için D'yi işaretledim. Yukarıda eş aralıklarla bölünmüş sayı doğrusunda A harfiyle gösterilen kesrin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım.
2 ile 3 arasında olduğu için 2 tam diyorum. 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya ayırıp 3 tanesine bayılmışız. Yani 2 tam 3 bölü 4'tür. Buradan A 2 tam 3 bölü 4 geldiği için A şıkkımı işaretledim. Yukarıda Ali, Mehmet ve Mert'in akıllarında tuttukları kesirler verilmiştir. Buna göre Ali, Mehmet ve Mert'in tuttukları kesirlerin sıralamasını istiyor arkadaşlar. 2 bölü 6, 1 bölü 4, 5 bölü 12. Burayı 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 12. Burayı 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 12. Burası zaten 5 bölü 12. Arkadaşlar 5 bölü 12 büyüktür. 5 bölü 12 büyüktür. 4 bölü 12. Bu da zaten 2 bölü 6 idi. O da büyüktür. 3 bölü 12 olacak. O da 1 bölü 4. 5 bölü 12 Mert. 2 bölü 6 Ali. 1 bölü 4 Mehmet. Şıklarıma baktığımda doğru cevabım C şıkkında olduğu için C'yi işaretledim. 3 takım bir futbol turnuvasında aynı sayıda maç yapmıştır. A takımı maçların 7 bölü 10'unu, B takımı 2 bölü 3'ünü, C takımı 4 bölü 5'ini kazanmıştır. Maç kazanma sayılarına göre sıralanmasını istiyor. 7 bölü 10'u arkadaşlar biz 3 ile genişletelim. 21 bölü 30. Bu A. 2 bölü 3'ü geliyorum arkadaşlar. 10 ile genişletiyorum. 20 bölü 30. Bu B. 4 bölü 5'i 6 ile genişletiyorum arkadaşlar. 24 bölü 30. Bu da C. Şimdi bunların bakın paydalara eşit, paylarına bakarak sıralayabilirim. 24 bölü 30 en büyükler olacak. Yani C büyüktür, A büyüktür, B oldu. C şıkkımı işaretledim. Bilinenden farklı oynanan bir uzun atlama yarışmasında atletler 4 sıçrama yapmaktadır. Hasan ilk sıçramada 1 tam 4 bölü 5 metre, ikincisinde 1 tam 7 bölü 19 metre, üçüncüsünde 1 tam 3 bölü 4 metre, dördüncüsünde 1 tam 6 bölü 10 metre sıçradı. Hasan'ın en uzun atlayışını kaçıncı sırada yapsını bulmamızı istemiş. Şimdi 1 tam 4 bölü 5. Arkadaşlar biz bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 1 tam 4 bölü 5 diyelim. 1 tam 7 bölü 19. 1 tam 3 bölü 4. 1 tam 6 bölü 10. Şimdi 1 tamlar eşit olduğu için birileri görmeyelim. Geriye arkadaşlar bakın 4 bölü 5 bütüne yakın. 6 bölü 10 arkadaşlar yarıma yakın. 3 bölü 4 bütüne yakın. 7 bölü 19 da yarıma yakındır. Dolayısıyla bu ikisi de gitti. Biz çünkü en uzun istiyoruz. Bütüne yakın olanları sıralayacağım. 4 bölü 5 mi büyük? 3 bölü 4 mü büyük? 4 bölü 5'i 4 ile genişletiyorum. 16 bölü 20. 3 bölü 4'ü 5 ile genişletiyorum. 15 bölü 20. Buradan arkadaşlar 16 bölü 20 daha büyük olduğu için diyorum ki 1 tam 4 bölü 5 daha büyüktür. Yani Hasan en uzun atlayışını birinci sırada yapmıştır. Aşağıdaki şekilde bir bilgisayar oyunu verilmiştir. Bu oyunda yol ikiye ayrıldığında oyuncu iki yoldan büyük olan kesirin bulunduğu yola yönelecektir. Buna göre oyuncu hangi çıkıştan çıkar? 5 bölü 7 ile 7 bölü 9. Burayı 9 ile, burayı 7 ile genişletiyorum. 45 bölü 63. 49 bölü 63. 49 bölü 63 daha büyük olduğu için sağa doğru yöneldi. Geriye 15 bölü 7 ile 11 bölü 5 geldi. Burayı 5 ile, burayı 7 ile genişletiyorum arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabiliriz. 15 bölü 7. 15 bölü 7 2 tam 1 bölü 7'dir. 11 bölü 5 ise 2 tam 1 bölü 5'tir. Bakın tamlar eşit. Geliyorum 1 bölü 7 ile 1 bölü 5'e bakıyorum.
1 bölü 5 daha büyük olduğu için diyorum ki 11 bölü 5 daha büyüktür. Dördüncü çıkıştan çıkacaktır. D şıkkımı, dördüncü çıkışı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.